Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillahi nehmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ve na'udhu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. Men yehdillahu fela mudilla leh ve men yudlil fela hadiye leh. Neşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. ونشهد أن محمدًا عبده وحبيبه ورسوله أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله وطاعته إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا صدق رسول الله Değerli kardeşlerim, Cuma'mız mübarek olsun. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir defasında vatan müdafaasının önemini ve faziletini şöyle anlatmıştır. Vatanı korumak için bir gün ve bir gece nöbet tutmak, bir ay nafile oruç tutup geceleri nafile namaz kılmaktan daha hayırlıdır. Mümin nöbet tutarken ruhunu Allah'a teslim etse bile amel defteri kapanmaz. Allah onu rızıklandırmaya devam eder. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisiyle bizlere vatan müdafaasının mukaddes bir görev olduğunu öğretmektedir. Vatanı korumak için nöbet tutanların ibadet sevabı kazanacaklarını haber vermektedir. Bu uğurda canlarını feda eden şehitlerin Allah katında sonsuz nimetlere ulaşacaklarını, ebedi cennet ile ödüllendirileceklerini bildirmektedir. Aziz müminler, vatan müdafaası sadece üzerinde yaşadığımız toprak parçasını korumaktan ibaret değildir. Vatan müdafaası dinimizi, canımızı, malımızı, namusumuzu ve neslimizi her türlü tehlikeden korumaktır. İstiklal ve istikbalimizi teminat altına almak, birliğimizi ve kardeşliğimizi güçlendirmek için gayret göstermektir. Vatan müdafaası, en değerli hazinemiz olan ailemizi güçlü kılmaktır. Çocuklarımızı ve gençlerimizi batıl ideolojilerden, sapkın akımların insafına terk etmemektir. Vatan müdafaası, İşimizi ve mesleğimizi en güzel ve en doğru şekilde yapmak, insanların malına ve canına zarar vermemektir. Şahsi ihtirasları için dinimizi ve duygularımızı istismar etmek isteyen hainlere karşı uyanık olmaktır vatan müdafaası. Kıymetli Müslümanlar, bizler millet olarak tarih boyunca aziz vatanımızı muhafaza etmek için nice sıkıntılara göğüs gerdik. Nice badireler atlattık. Bütün zorluklar karşısında tek dayanağımız Yüce Rabbimiz oldu. Her şart ve durumda yalnızca O'na güvendik, O'na sığındık. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Gevşeklik göstermeyin, üzülmeyin. İman etmişseniz üstün olan sizsiniz ayetinin müjdesiyle hiçbir zaman yılmadık, yıkılmadık, ümitsizliğe kapılmadık. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mümin kardeşi için birbirine sımsıkı kenetlenmiş tuğlalardan oluşan bir bina gibidir hadisi gereğince birbirimize her zaman omuz verdik. Malazgirt'te, Çanakkale'de, milli mücadelede bütün imkansızlıklara rağmen en kesif ordulara karşı vatanımızı müdafaa ettik. Hiçbir zaman zulme ve zalimlere
geçit vermedik elhamdülillah. Değerli müminler, dün olduğu gibi bugün de yarın da ülkemize ve aziz milletimize karşı kurulan kirli tuzaklar boşa çıkacaktır. İnsanlıktan nasibini almamış, hiçbir ahlaki ve insani değer tanımayan dahili ve harici cinayet şebekeleri kirli emellerine asla ulaşamayacaktır. Vatanımızın bölünmez bütünlüğüne kasteden hainler, güven ve huzur ortamımızı bozamayacak, gücümüzü zayıflatamayacak, istikbale dair ümitlerimizi asla yok edemeyecektir. Rabbimizin "Vallahu mutimmu nurihi velev kerihel kafirun." Kafirler istemeseler de Allah nurunu tamamlayacaktır vaadi mutlaka gerçekleşecektir. "Seyuhzemul cem'u ve yuvallunad dubur." Yakında o zalimler topluluğu da yenilecek, arkalarını dönüp kaçacaklardır ayetinde buyurulduğu üzere, yeryüzünü savaş alanına çevirmeye çalışan bütün terör örgütleri ve arkalarındaki şer güçleri mutlaka hezimete uğrayacaklardır. Aziz Müslümanlar, etrafımızın ateş çemberine döndürülmek istendiği bu günlerde bize düşen, İslam kardeşliğini esas alarak birlik ve beraberliğimizi muhafaza etmektir. Her alanda güçlü olmak için daha fazla çalışmak, daha fazla çaba göstermektir. İyiliği hayatımızın her alanında hakim kılmak, kötülüğe ve kötülere engel olmaktır bize düşen. Göz nuru yavrularımızın iyi bir insan, bilinçli bir Müslüman olarak yetişmeleri için sorumluluklarımızı yerine getirmektir. İnsanların huzuruna, canına, malına kast edenlere karşı yek vücut olmaktır. Aziz şehitlerimizin uğruna canlarını feda ettikleri, kahraman gazilerimizin cepheden cepheye koştukları ulvi değerleri yaşamak ve yaşatmaktır bize düşen. Hulasa, ülkemize ve aziz milletimize karşı oynanan kirli oyunları feraset ve basiretle boşa çıkarmaktır. Bu vesileyle huzurla yaşadığımız güzel vatanımızı bize yurt kılan aziz şehitlerimizi ve ahirete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Ayrıca Ankara'da gerçekleştirilen menfur terör saldırısında şehadet şerbetini içen kardeşlerimize Yüce Rabbim'den rahmet, yaralılara acil şifalar, yakınlarına ve aziz milletimize sabır ve baş sağlığı diliyorum. Hutbemi Enfal suresi 46. ayetin meali ile bitiriyorum. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Birbirinizle çekişmeyin. Sonra gevşersiniz ve gücünüzü kaybedersiniz. Sabırlı olun çünkü Allah sabredenlerle beraberdir. Ela inne ahsenel kelam ve eblagan nizam. Kelamullahil melikil azizil allam. كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله Elhamdülillahi hamdel kamilin ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ta'zimen li nebiyyihi ve tekrimen li safiyyih fekale azze ve celle min qailin muhbiran ve amira innallaha ve melaiketahu yusalluna ala nebiy ya eyyuhallezine amanu sallu aleyhi ve sellimu teslima Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ala seyyidina Muhammed كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم وارض عن الأربعة الخلفاء سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ذوي الصدق والوفاء وبقية العشرة المبشرة وآل بيت المصطفى
وعن الأنصار والمهاجرين والتابعين إلى يوم الجزاء. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أيد كلمة الحق والدين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعز الإسلام على الكفار يا رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. Muhakkak ki Allah adaleti, iyiliği ve yakın akrabaya yardım etmeyi emreder. Hayasızlıktan, fenalıktan ve kötülükten men eder. Düşünüp tutasınız diye sizlere öğüt veriyor.